Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeyh Furkan sana zahmet. Benim kütüphaneme mektubatı, Kastamonu'yu, Barla'yı, Siki Tasli Gaybi, Şuaları. Ha Kast Kastamonu tamam. Aziz Sıdık kardeşlerim atıfları çok da atıflarıyla mı gidelim? Detaylı değil Biraz da orta sivil icmali. Aziz Sıdık kardeşlerim, evvela <laughs> Nur'un ehminetli, çok hayırlı bir şakirdi. O harika, her şeyi getirmiş. Hafızan, Remin çok güzel. Geçici hafıza. Kalıcı hafıza, hard disk. RAM geçici. <laughs> ne demek biliyor musun? Temel kalıcı hafıza. İlk çocuğa 6 yaşına kadar ne verdim verdi Bu çapı genişliyor. Ondan sonra o alınanı genişlettiriyor. Nur'un emniyetli ve çok hayli bir şakirdi. Bak ehemniyetli çok hayır. Bereketli bir insan. Çoklarında buna benden sordu ki Nur'un halis ve ehemniyetli bir kısım şakirtleri pek musirani olarak yani çok ısrarlı ahır zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir murşidi seni zannediyorlar. Siyasi değil bu. Murşidi. Ahır zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir murşidi seni zannediyorlar. Cümleyi bir de okuyayım mı? Niye güldüm anlarsınız. Ahır zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Ne anladınız? Hangisi? Yani gelmiş zaten. Gelecek demiyor. Gelmiş zaten. Anladın değil mi doktor? Bayram gelecek. şöyle cümle olması lazım. Ahır zamanda gelecek Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Tamam mı abim? Dikkat edersen böyle gazete gibi okumayın diyor. Ve o kadar çekindiğin aldı. Şimdi aldı üzerine. Nefis cümleden etna. Vazife cümleden. Ala Kendin adına tevazu yapabilirsin. Hizmette hizmet tevazu yapamazsın. Hizmetteki vazifene tevazu olmaz. Dershanede de öyle. Herkes vazifesi bellidir. Her şey hudutludur. Dershanede de evde de hele iç alemimizde de. İçimizdeki vehimleri, vesveseleri hakikatları, tefekkürler, her şey yerindedir. Birbirine geçirmeyeceğiz. Burada da öyle. Herkes haddini bilecek. Haddini bilince o dudunda kalır. Her şey belli. Kim ne yapacak, kim, nerede duracağı, kim nereye kadar karışacağı, kim nereye kadar mesuldür. Kafada da öyle. Kafamın içindeki her şey benim değil. Ben de değil. Yani her şey de öyle. Ama bunun için durdum. Şahsı bakımından tevazu yapabilir. Ama sırtına verilen bir vazife madem gizlenmesi gerekiyordu o zaman Allah da seni çıkartmazdı. Ee, o kadar çekindiğin halde çok onlar ısrar ediyorlar. Sen sen de bu kadar müsirani onların fikirlerini kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Ya peki bu tevazudur zannediyor. Hayır arkadaşlar. Bu doğru. Onların yükledikleri vazife külli bir vazife var. Ustad bunu reddediyor. Doğru mu? Doğru tabi. Reddediyor. Burada tevazu yapamaz. Estağfurullah ben değilim. Olmadığı gibi tabi canım benim de olmaz. Reddediyorsun. Doğru. Ama nereye kadar? ne seni reddetiyor? Onlar sana ne yüklemiş? Sana ne bekliyor? Sen neyi reddediyorsun? Hangi tarafını reddediyorsun? Bu çok önemli ha. Yani tevazu zannediyoruz bunu. Bunu tevazu zannediyor. Hayır. Onların beklentisi acayip, garayip adetullah fevkinde adetullah kuralların dışında ustad da Hayır diyor değilim. Estağfurullah ya bu işte tevazu yapıyor. E, tevazu yapmıyor kardeşim. Bu dinde tevazu olur mu ya vazife var. Ha, onların göreceksiniz yüklediği manayla Risale'de geçen o şahsın vazifesi baya fark var. Sen de diyor bu kadar mısırane ısrarla onların fikirlerini kabul etmiyorsun çekiniyorsun. Elbette onların elinde bir hakikat ve katı bir ücret var. Onların elinde hakikat var. Onlar Basit adam değil ki ya bunlar şeyh idi. Mesela Hazan Feyzi abi. Mehmet Feyzi abi. Kastamonu. Ötekisi Deniz'di. Bunlar şeyh ya. Muritleriyle. Halife bunlar. Hafız Ali abi. E bunlar kardeşim hakikaten dergah. Halife bunlar ya. Ulema ulema. Mehmet Feyzi abinin evine baskın yapıldığı zaman resmi Arapça. Osmanlıca da değil. 583 tane Arapça kitabı çıktı. 584 galiba. Öyle yazıyor değil mi Risale'de? Öyle yazıyor. Böyle ulema yani. Alim de değil. Alimleri yetiştiriyor ulema ya. Yani. E bu, bu insan komple, komple cemaatiyle, talebeleriyle nur talebisi olmuş. Hafız Ali abi, Hakeza. Hasan Feyzi abi, o tam şey. Mesela Hüsrev abi. Onlar da öyle. Bunlar kafi, bunlar, bunlar halifeydi, halife. Elbette onların elinde bir hakikat, bir katı bir ücret var. Kesin. adamlar var. Ve kısmen de gördüler yani özel hayatında. Ve sen de tamam onların elinde bir hakikat var. Sende de kat, yani bir hakikat var. Kati bir hücretleri var. Sen de bir hikmet ve hakikata binaen onlara muvaffakat etmiyorsun. Evet. Ya bir mi? Yok. Hikmete bir hikmet ve hakikata binaen. Şu üç tane tavsif edemeyen ya ifrat ediyor ya tefrit ediyor. Yok diyor e, o ustat değil diyor. Ötekisi de her şey ustattır diyor. Hangisi e, daha zararlı? Ustad diyor ki tefriti ifrat doğurur. İfrat edenler tefriti doğurdu, doğurdular diyor. İkisi de zarar ama daha atlı ifratçılar. İfrat şu. Usta her şey. Bütün o şey yapacak. Tamam da hani cemiyet isla, cemiyeti islahı olmadı. İslam hukuku yok. Şair İslami olmamış. Mehdi gelince hepsi düzeltmiş düzeltecekti. Düzelmesi lazımdı. Zahiri hadislerde böyle geçiyor. Mehdi babları var ya Mehdi hakkında bayağı şeyler var. Ee, bir tefsir yazma ile yani <laughs> Cem o hadiste anlatılan şey olmuş oluyor mu? Olmadı. Ya tam da gözüyle görüyor işte. E, budur diyor. Yani harika dahi olsa bir yerde diyor. Kılıncı çekse bu kadar kafirleri nasıl kesecek yani? Ya, Aditullah işte diyor ya. Yani. Sen de diyor bir hikmet bak bir hikmet ve hakikata binaen onlara muvafakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır. Herhalde halini istiyoruz. Yani biz Arapçayı Türkçeye çeviriyoruz tercüme. Fakat kardeşim İngilizceyi iyi bilmek, Arapçayı iyi bilmek tercüman olmaktan da değil yani başka bir şey. Bak anlatayım çok farklı bir şeydir tercüme etmek kitabı. Mesela o lisanı bilmek. Kardeşim tıpa tıp karşılığında kelime yok. Mesela ihlas yok. İngilizce'de böyle manevi değerlere ait maneviyat olmadığı için o değerleri tanımlayan tabir yok. Nasıl yapacaksın, tercüme edeceksin? İngilizce çok iyi biliyorsun. İngilizceyi sokak lisanını biliyorsun. Bu sokak aksanıyla şey değil bu. Başka ne? Belagatını da bileceksin. Belagat, Belagat'ta üç tane sistem çalışıyor. Bedi mahkemete geçiyor. Belagat'ta üç tane Bedi sanatım. Bedi iki tane hatırlayamadım. şey yapılır. Yani örf, anane, kültür ve gelenci geleneğini tanımlayan kalıp tabir oluyor. Örf, anane, kültür ve gelenek, onları tanımlayan, onları bir araya sokan ilim ifade edilen kelama tabir deniliyor. Yoksa geliyorum, gidiyorum ile tercüme olmaz. O kültüre, o geleneğe o milletin geleneğine hakim olman lazım ki tercüme edebilirsin. Olmuyor ya. Nasıl yapacak? Maneviyatı yok İngilizlerde. Maneviyata ait kelimeleri yok. Sağdan alacak, sol alacak yanlış anlaşılıyor. O zaman belagat ehli olacak ondan sonra. O belagatta, o milletin bağrından çıkan tabiri tabiri anlaması için o milletin kültürünü, ananesini yani ona yüklediği manayı bileceksin. Ki ona yakın bir kelime yapasın. Ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevap derim ki yani bu kardeşlerin de temsilen bütün o abileri temsilen önüne koymuş malzemeleri var onların elinde ciddi malzeme. Ustada da tutuyor. Çoğu da gözüküyor. Mesailere cevaben derim ki o has nurcuların ellerinde bir hakikat var. Tamam. Fakat iki cihette bir tabir ve tevil lazım. Tabir ve tevil. Tevil demek estağfurullah değil. E Evellemek. Kelamla neyi kastediyor kelam sahibi? Ke bu kelamla neyi kastediyor? Kim Bunu kim kullanmışsa? O zaman tevil, evelleyerek, kelam sahibinin nazarıyla kelama bakıp kelama yüklene manayı çıkartmak. Yoksa onu başka şekle sokmak değil. Birincisi çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul'un temsil ettiği kutsi cemaatinin şahsi manevisinin 3 vazifesi var. Abiler iki kelime ile ifade edilecek bir manayı israfı kelam ederek üç kelimeyle ifade edilemez. Belagata da uygun değil. Nedir o? Mehdi Resul olabilirdi. Mehdi azam olurdu. Ama Mehdi Ali Resul. Üç tane kelime var. An. Bir de Resul. Mehdi. Mehdi Resul değil bu. Bakalım. Demek ki Mehdi Ali Resul'un ne demek oza Bu tabirin için tabir bu. Lugat olmaz bu. İtirazlar edecekler ama cahil olduklarındandır. Mehdi Ali Resul kitap, sünnet, icma, kıya sabit. Edile-i sabit. Olmakla beraber Peygamber ve Vesselam'ın dan sonra her yüz senede bir tecdidi din. Dinin ahkamını, usullerini değil. Mehmet Akif'in dediği gibi Kur'an'dan almalıyız ilhamı. Asrın idrakine sunmalıyız Kur'an'a diyor. Yani din esas, Kur'an sünnet icma kısa tamam. Fakat toplumun örf, anane, kültür ve geleneği yapısı, sosyolojik yapısı değiştiği için bu Kur'an'ı değişmiş ki talepleri değişmiş, soruları değişmiş, düşünceleri değişmiş, anlayışları değişmiş, itikatları zedelenmiş. Böyle bir topluma bak üç, üçleme yapacağım. Böyle değişik bir topluma Kur'an'ı ve sünneti nasıl, hangi bir şekilde ne miktar nasıl izah ve takdim edileceğini yapacak üçüncü şahıs. Yani Kur'an ve sünnet yani din, toplum, onları birleştiren şahıs. asın imamı. Üçleme. Yani bunları barıştırıyor. O zaman Kur'an'dan almalıyız ilhamı. Asrın idrakine sunmalıyız Kur'an'ı diyor. İlham buradan alacağım. Ne yapacak? Bu toplumun sorusu. Anlamak için bir örnek vermek istiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelmişler. Radiyallahu anh. Allah şefaatine mazhar eylesin. Diyor ki... Cennetin diyor dördüncü tabakasını kazanmak için efendim mektup göndermiş. Ne yapmak lazım diyor. Veya nefis terbiyesini hepinizin bildiği. Nefis terbiyesini diyor. Nasıl yapacağız diyor. Veya bu böyle bir kelam diyor ayette. Bunu nasıl anlayacağız diye mektuplar yazmış. Mektupların toplamıdır. Bizzat kendisi yazmamış o mektupları. Yanındakiler. Gelen sorulara. Bu mübarek zatın verdiği cevapların toplamıdır mektubat-ı Rabbaniye. Şimdi oraya bakıyoruz, soruya bakalım. Asrı tanımak adına. Kur'an, din, asır. O zaman dediler ki, ya diyor bu bidat mıdır diyor. Veya cennetin diyor dördüncü tabakasının efsafı nedir? Veya nefis terbiyesi diyor. Nefis, beş tane zahiri, beş tane batını hasse var insanda. Hafi, ahva mesela falan. Bunlar nasıl terbiye olacak diye mektup yazıyorlar. Şimdi de, şimdi de ustada diyorlar ki, mualimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar, siz Allah'tan bahsetin. Yani gidip de gelen mi var? Ahiret inkar ediyor. Allah'ı niye görmüyoruz? Allah hakikaten var mı? Allah ihtiyaç mı? Soruya bakın, toplumu anlayın. Ustada böyle soruluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne böyle soruluyor. Usul, yani kardeşim bizi taassup, sevgi, muhabbet, kör etmemesi lazım, cahil etmemesi lazım. Hepsi bizim, hepsi bizim, hepsi bizim bağımız. Hepsi başımızın tacı. Ama hepsinin vazifesi ayrı. Tefsirciler ayrı, müfessirler ayrı, başka hadisçiler ayrı, müştehitler ayrı, müceditler ayrı. Ayrı da ayrı. Ne kadar meslek var. İmam Azam Efendimiz itikatta değil, amelde. İmam Azam Efendimiz kıraatta değil, amelde. Kıraatta imamımız başka. İmam Asım'dır. İtikatta İmam Maturidi'dir. Şafii mezheplerinde Eşari Hazretleri'dir itikat vesaire. Kıraatta 10 tane imam gelmiş. 10 tane imam. 10 tane imamın 2 de ravisi var. 30 tane kıraat imamı var. Bunları isimlerini yazdım ben mektuba. Hepsi isimleri var bende. Usul yapıyorum şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra din değişmeyecek. Bitti. Ama toplumun sosyolojik yapısı değişeceğinden sorular değişecek. Anlayışları değiş anlayışları değişeceğinden soruları değişecek, talepleri değişecek. Böyle bir topluma Kur'an'dan verilmesi lazım. ikna getirilmesi lazım. Bu bir mi? Anladık mı abi? Anladık. Birincisi bu mu? Bunda şüpheniz var mı? Yok böyle olması lazım. İki, ben şimdi hitap ediyorum size. Camide kabul edin beni. 500 kişi insan var camide. Şimdi ben bu insanlara hitap ederken, cemaat derken hiç onların dertlerini, sorunlarını, sorularını, hiçbirisini mevzu etmeden onlarla hiç alakası olmayan alakasız mevzuları 100 sene sonra gelecek insanların dertlerini konu ve mevzu yaparak sorulara cevap vermeye çalışmak mantıklı mıdır? Böyle olur mu? Bunlar bilmeniz lazım. Mesela camiye hitap ediyorum. Anladın mı? Bu insanların sorunu nedir? Dertleri nedir? Benden talebi nedir? Bir sürü masama sorular getirmiş Veya talepleri var. Ben bunları hiç kale almıyorum. Bunlar yokmuş gibi kemlüküm sayıyorum. Yokmuş böyle birileri. Bir iki, yüz sene sonraki insanların sorularına cevap üretiyorum. Olur mu? Olmaz. Çünkü Allah peygamberine söylettirmiş ki her 100 senede bir mücedid geliyor. O 100 sene sonraki asın sorusuna gelecek zat verecek. Kendisi yaptığı gibi cana bak. Nuh Aleyhisselam geldi. Musa Aleyhisselam geldi. Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam. Şunlar bunlar böyle geldi. Ya bir tane gelse ya. Bir, bir kitap verse hepsine uygun olsa. Olmaz kardeşim. Adetullah kanunu olmaz. Bütün fizik, kimya, tıp, biyoloji hepsi doğadan almış. Ama doğa bir kitap. Ama nasıl anlayacaksın yani? Şimdi ağaçtan anlayan adam tıptan nasıl anlayacak? O zaman kolay olsun diye botanikçiler, biyologlar, genetikçiler, kimyacılar vesaire ayrı ayrı sanat çıkması lazım. Çünkü ama sayfa tek. Bak doğa Oradan alıyor? Tıpta da mesela bir tane insandır ama gözcü ayrı, örtebedici ayrı. ölüm mi? Adet ola kanunu böyle. O zaman her bir mücedid kendi aslının mücedididir. Yani önündeki cemaata hitap eder. Kendi önümdeki cemaati bırakıp geçmiş ve gelecek asırlarla meşgul olmaz. Her asra hitap eden kanun olarak, ümde ve ükte olarak yöntem olarak, malzeme olarak Kurandır. Bir de çıkmamış kanser hastalığına ilaç bir yapmak. Bulamazsın ki, çünkü öyle bir hastalık yok. Yok. Yani o ne yaptı, ne yapıyorsun? Vallahi gelecekte mangster diye, manster diye bir hastalık çıkacakmış. Ne olacakmış? Vallahi gözü kaşınacakmış. Ne bileyim? Veya saçlarında şey olacak yani böyle, çamur gibi. Öyle bir şey yok. Şimdi nasıl yapacaksın? Neyse. Yani bunun üzerine durmamın sebebi bu hatadan sorular doğuyor şu iki şeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Bu iki tane anlattım ya. Ya işte her yüz senede bir mucidi din gelmesi o 163. varla da söylüyor. Mesela 163. Her yüz senede her yüz senede Cenab-ı Hak bir mucidi din gönderiyor. Hadis-i şeriflerine mazar ve masadak ve muziri tam olan Mevlana Eşşehir Kutbul Arif'in, Gafsul Vasil'in, Varisi Muhammed'i, Kamil, kâ, Kamilutu Tarikatul Ali, Vel müceddidiye Halid-i Zülcenay'in Kudüs'e idi. Keşul Hafa'da geçiyor. Hadis no 740. 100 senede bir. Peki bu hadis başka nerede geçiyor? Asabı ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hakim Müstedrekinde Ebu Davud kitab-ı süneninde veya ki şu abi şu abu imanda tahriç buyurdukları bu. Yüz senede bir mucidit gelmesi e, cemiyetin önceki sonrakinden farklı olacağını bu mücidiyetleri dinlemek Allah'a aleyhissalatü vesselam dinlemek anlamındadır. Fakat bir külli bir müesseseden bahsediyor. Mehdi Ali Resul o zannedilir eser verilmiş. Elhüsene de bir gelen mücedidin eseri olacak. Şu alarda 14 tane sayayım mı çabuk çabuk? Nereden yazdım? Risale-i Nur'un kutsi kaynağı. Badıl abi mekanı cennet olsun. O şer'i kitaplardan ulemanın ulemadan e bak böyle. Şuraya yazmışım yani. Risale-i Nur'un kutsi kaynağı, e, paragraf numarası 677. 1. Ömer bin Abdülaziz Emevi. Yani bir asırda üç tane iman bulunabilmiş. Mesela gelecek zaten iman hizmetinde, hukukta, şair İslamiye'de. Nasıl ki Arapçayı bilen ben Kur'an'dan da hadisten de mana çıkarım diyemez. Hadiste mana çıkarana muhadisun. Kur'an'ı tefsir edene mufessirun. Amel hükümleri çıkarana müştehidun. Her asra göre ahkam verene mucedit. E şimdi bir asırda Birkaç tane bulunmuş, hepsi farklı. Hadiste müceddit, hukukta müceddit, siyasette müceddit, iman hizmetinde müceddit. Onun için birinci asırda bir Ömer bin Abdülaziz Emevi, 2. İmam-ı Bakır, 3. Hasanı Basri, 4. İbn-i Zehri. Birinci asrın imamları bunlar. Hepsi bir başka sahada müceddit. Şöyle olabilir mi? Eskiden mesela e, ulaşım birbirine yakın olmadığından dolayı bu tür bir müceddidi farklı bölgelerde değil mi? Büyük değil. evet. Bu kadar fazla yollanması belki zamanın ihtiyacına. Mesela muhaberi olmadığı için o bölge, o bölge, o bölge getirmiş. Ama birinci asıl mücedidleri bunlar. Muhaberi yok ki. İki, ikinci asrın mücedidi. İmam-ı Şafi, üçüncü asrın mücedidleri Ebul Abbas Abbas bin Süreyci. Aynı asrın, üçüncü asrın imamlarını sayıyorum. Üç tane. İmam Ebul Hasenil Eşari. Eşari Hazretleri. 3. Ebul Abba, Abbas Ahmet bin Ömer bin Şurey. Dördüncü asrı mücedditleri şimdi. Dört. Ebu, Ebu Tayyibi Seyl Es Saluki. Dört gene. Ebu Hamid El İsferayn. Dört gene başka bir aynı müceditler. Ebu Bakiri Bakilani, Bakilani e, de yani gene dördüncü asır. Ebu ki Şirazi. Beşinci asır mücedditleri. Hüccetül İslam İmamı Gazali. Beş bak elim. Abbas'ı hulefasından El Mustelşid Billah. Gene beş deyin. İmamı Selefi. Altı. Elimi yapayım ki değişmesin. Altı. İmamı fahreddin Razi. El Hafız Abdülgani Nablusi. Gene altıdayım. İmamı Nevevi. Yedi. 7'de bir tane. İbnü'd-Dakikul İd. 8. İmamı Belkini El Hafız Zeyneddin İraki. 9. İmamı Suyuti. 10. İmamı Rabbani. 11. Mevlana Halid Bağdadi tevellüt 1193, vefatı bitme yani vazifesi bitin 1293. Onun işte 1200 93'te ne yapar? 1876 mı ediyor? Bir toplar mısınız? 1293'ü 584 de topla. Bu arada ben şey okuyayım. Not. Ulemaların ittifakla kavli aynı da birden fazla. Sen söylediğin. 1877. Arabi ile ilgili bir şey değişiyor. Ustadın doğumu. 1876'da doğdu. Diyor ki ulemaların ittifakı niye aynı asırda çok adam var? Aynı asırda birden fazla muceditlerin bir mani yoktur. Bazıları hadis sahasında, kimisi kelam ilminde, kimisi de İslam siyasetinde gibi ayrı ayrı sahalarda birer mücedit olarak aynı zamanda bulunabildiği gibi farklı yörelerde de aynı şey yapmışlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet bunlar gibi zatlar niye siyasi metni kategorisine girmemiş ki? Ha şimdi Mehdi çok çok güzel şey yaptı. Bak şu sayfada niye bunu burada yazdım? Şurada şu sayfada anlatıyor şu alarda. Şuraya kadar ben kulasa Niye Abdülkadir Geylani değil? Aynı zamanda söylemiş olayım. Şimdi bir insanın e, mücedit olabilmesi için o zamanda deccal olması lazım. Yani kendi memleketin içinde deccal olması lazım. Fatih'in memleketin içinde deccal yok. Fethi o. Dışarıda Bizans, Roma var o feti Ama Yavuz ha, hilafeti getirdiği için siyasi mekti. O aslında siyasi mektisidir. Yok hilafeti getirdi. Selahattin Evi de fethetti. Yani hilafeti Türkiye'ye getirdi. İslam birliğini yaptı. Bakın diğer padişahlardan farklı ne yaptı bu? Hilafeti getirdi. Bu siyasi mehdi. Üç defa söylüyorum. Hilafeti getirdi, siyasi mehdi oldu. Hilafeti getirdi. İslam bir yaptı. İkinci sıfatı kendi memleketinde deccaliyete karşı çıkarsa yani karşısına tamirci olursa şöyle. Mesela İbrahim A. Aleyhisselam başka yerde Nemrut başka yerde. Olmaz. Başka asırda da olmaz. Memlekette de olmaz. Firavun başka yerde Musa başka yerde. Musa Aleyhisselam. Olur mu olmaz. Başka asır olmaz. Başka memleket de olmaz. İçeride olacak. Birisi hilafeti getirdi, birisi hilafeti kaldırdı. O neydi ise o tekiste de bunun zıttı olur. Anladınız biraz? ya birisi tamir eder, birisi kaldırır. Ha, birisi kim getirdi ya? Geylani Hazretleri için usta diyor ki Mehdi misal diyor. Niye kendisi bizzat Mehdi değil? Çünkü Allah Mehdi'yi hazırlamış. Eğer kendi asrında, o toplumda, o zamanda Geylani gibi ters, bunun tersi bir müfsit çıkarsa Allah bunu Mehdi yapar, bunu da Deccal yapar. Böyle mi yani bunu çıktığı anda bu Mehdi misal Mehdi olur. Hazır zaten. Şöyle de diyeyim. Maraşal kime denilir? Üç tane meydan savaşı kazanana Maraşal denilir. Üç tane meydan savaşı kazanana ama meclis böyle katakulle ile birisini Maraşal ilan etmesiyle Maraşal olmaz. Değil. Üç tane meydan savaşı kazanan. Kim bu? genel kurmaydan olur. Bir, Maraşal olabilmesi için. Dünya dünya hepsi kabul edecek. Senin meclisinin çıkmasıyla olmaz. Bir, Maraşal olacak. Maraşal olduktan sonra kendi döneminde 3 tane meydan savaşına girecek. Muvaffak olacak. O zaman Maraşal olur. Bunu sen mecliste Maraşal'ın unvanı vermeyle olmuyor bu. Genel literatürdür. Mesela maçta da öyle. Penaltı neye denilir? Taş neye denilir? Senin benim kabulümüze bağ, bağlamaz uluslararası bir literatüre girmiş. Şöyle olursa bu olur. Eğer kendi memleketinde mufsit çıkarsa bunun seviyesinde, geylani seviyesinde bu deccal olur, bu mehdi olur otomatik. Ama mehdi misal geylani çıkmış ama tahripçi yok. Mehdi olamaz. Kutup olur, kutbul lazam olur. Gafs olur ama mücedit başka bir şey. Mesela geylani kutbul gafsul azamdır ama mücedit değil. Çok büyük alimdir İmam Azam. Ama kıraatta imam değil. Ö ne demek istiyorsun? Lan hepsi de bizim adamımız ya ama biraz ilim öğren ya. Biraz usul ya. Biraz usul. Biraz böyle muhabbetin seni kör etmesin, etmesin. İmam-ı Rabbani de benim. İmam Azam da benim. Süleyman Efendi Hazretleri de benim. E, Mahmud Efendi Hazretleri de benim ya. Ben Benim bunlar ya. Ben tercih etmedim ki Allah onları tercih etmiş. Bana ancak onaylamak düşer yani ama... Bir de bu dişçidir kardeşim, bu ortopedicidir. Bu da göz doktorudur. Bu botanikçidir, bu genetikçidir, bu, bu biyologdur. Bu da tarihçidir. Ya hepsi farklı ya. Ya niye böyle birbirine karma yapmaya? Ne ihtiyaç duyuyorsun buna? Ne gerek var yani? Muhabbet gözü seni niye sağır, kör ve akılsız ediyor? Niye diyor yani? Biraz böyle mantıklı olacağını da adetullah diyor ya. Her şey Allah Resulü zırh giymiş. Ustad Hazretleri iki tane rövelver bulundurmuş. İki tane silah bulundurmuş. Anladın mı? Yani dikkat etmiş. Yemeğine de dikkat etmiş. Ben felancayım diye bak salmamış kendisi. Adetullah kanunu ya. Ben keşif keramet var bende diye suyun üzerinde yürümemişler ya. Sandalabilmişler adamlar. Yani biraz böyle akıllı, Müslüman akıllı olur ya. Yani her şeyi yerine koyacaksın. Her şey yerinde olur. Şimdi sabah namazı kılınır mı? Vakti değil ki kardeşim. Yerine koy ya. Yani üzülüyorum yani. Ya bunlar e, bir sevdik mi? Bizim Karadeniz usulü gibi ama doğu daha beter bizden. Karadeniz bahane yapıyorum da. Sevdik mi? Seviyesi yok. Püv, en yüksek. Yerdik mi de en dip. Yeri yok. La kardeşim bunun yermekte de sevmekte de bir makamı var ya. Ziya zirve, ya erru, ya Öyle değil. Mehdi deyince her şeyi ona yıklıyoruz. Değil diyorsak da her şeyi elinden alıyoruz. Lugat manası Mehdi nedir biliyor musun? Hidayete vesile olan. Hepiniz bir Mehdi'siniz yani lugatmanı. Birisini namaza başlatsan hidayete vesile oldu. Hüzün ne demek? Oturduğu yer, çorak yer, yemen yeşillenen. Ya ne demek şimdi tarlada kuru çölde mi oturacak? Ya kurumuş gönülleri dirilten işte ya vesile olan. Geylani gaf sazamdır ama Mehdi değildir. Ve bana haşir meydanında da sahip çıkan zattır. Çok acayip birisidir. Eğer tahassupla şey yazılsaydı İmam-ı Şafi demezdik ikinci asıl imamı. İmam Hasan derdim ya. Veya ben olurdum yani. İmam Hasan derdim yani. Keşke olsaydım ama değilim ya. Kardeşim akıllı, mahkemeli, malzemeli olacaksın ya. Kör olma ya. Muhabbet bizi, adavet bizi. Muhabbet ve adavet kör, sağır, akılsız etmesin. Diline de yalancı bir dil koymasın. Yani gerek yok ya. Ama hakikati dinlersen, dinlemezsen dinlememişsin ya etsen, inkar etsen ne olacak ya? Ben yani kitaba bağlı olacaksın kitaplara. Tamam. Şimdi saydım burada. Benim miydi bu? Yok. Versene kutsi kaynağı. Onu da bir göstereyim. Ver abim. Onu canlı yayın dakika. Arkadaşlar. Bu. Bu Risale'nin kutsi kaynağı. Badıl'a abinin bilmem kaç tane Urfa'da köyü var. Hepsini satmış. Şu kitabı yapmak için. Şu kitabın vücuda getirmek için köyü sattı. Vallahi şahidim nereden almış o kitapları? Bu kitabın malzemelerini söyleyeyim. Yani okumakla ben bitiremem ki. Ben okumakla bitiremem. Şuradan başlıyor. Şu kitapların adı. Bu kitabın mağaz eserleri. Yani ben bunla, bunları gitmiş. Ben saatken kendisinden duydum. Rüştü kardeş dedi. Rüştü abiye derken dedi. Bunların bir kısmını Ürdün'de, Lübnan'da, kimisi Mısır'da, kimisi Libya'nın neresinde, İran'ın küfeni neresinde, o kitapları ya bizzat ben gittim veya adam gönderdim, top getirttim diyor bunları. Mesela e, diyor ki bazılarını diyor kendisi kendisi yeminle söyledi. Rüştü kardeşim böyle bir şey istemiyorsun ama ben yeminle söylüyorum bir kitaba bazı kitaplara araba parası verdim dedi. Bir araba parası. Mercedes'i vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Sattı o bir kitap dedi. Şimdi geldim İstanbul'a. Urfa'da sattım arabayı dedi. Parayı koydum şimdi dedi bir kardeşle gidiyoruz. Nereye gidiyor? Lübnan Lübnan Ürdün'e mi? Orada o kitabı alacağım. Neymiş? Risale'nde geçen bir şeyi evet bu kitapta da var demek için o kitabı alıyor. Araba veriyor. İnanın ya. Ben Mercedes sattım dedi. Ha bak. Şuraya bak ya. i̇bn Hazem. Bunu nereden bileceksin ya? Mesela bir tane gözüme ilişti. Ebu Muhammed El Yafai. Ben ismini okuyamıyorum ya. İbni Hişami. Ben bunu neredeymiş? Bak Hişami okuyayım. Hişami Beyrut tarihsiz diyor. Mesela Ebul Muhammed el Yafai Haydarabad 1337. Haydarabad neresi yani? Pakistan mıdır? Pakistan. Beyrut, Kahire, Bombay, Bombay. Öyle evet, tabi. tabii. Dimeşk, Haydarabad, Halep, Medine, Kahire, Dimeşk. Dimeşk Şam demek. Bu normal zannetmeyin ha bu. Bütün kitapların yani bir şey dendi değil mi? Burada bu sayfada hadis var mı? Ad, ayet mi var? Açarsın Emirda burada Filiste. Emirda 1, 164 sayfasını geçersin burada. Kaç tane ad, ayet ve hadis var? Veya büyük zatın bir sözü var mı burada? Onu buluyorsun. Bak böyle demiş ama ustad. E, felanca zat da bu cümleye bak burada şu kitapta bu aldım diyor. Mesela ne demiştim ben bu şeyde Mehdi şeyi? Kaç altıncı hafızanıza merak ediyorum. Ben bu Mehdi sıralaması var diye 14 tane. Risale-i kutsi kaynağın kaçıncı paragrafında bakmadan söyleyeceksin be şey bayram. Kaçıncı paragrafta var dedim. 670, He? Kaç? 670'den dedim de Sa paragraf. Sayfa değiliz pardon. Sen 670'ti. 770'den. Evet başka hatırlamıyorsun. Maşallah ikinizi. İkinizi tebrik ediyorum sayfa değil paragraf 677 677 ha, açıyorum bak Maria, neresi çıktı 429. paragraf açayım 677 946'ya gelmişim 849 Bir ama sayfayı kaçırdım da böyle elimde ha? ben şey bakacağım göreceğim 673 75 76 ha 77. Ha burası. Evet 6, 726. sayfada burayı ben okudum. Okurken ben külliyatı bu yanımdaydı. Ham anaman ekserisini okudum ben bunu. Yanıma koydum. Emirdağ'ını mı okuyorum şimdi? Burayı doktor. Burayı mı okuyorum? Burayı okurken burada Emirdağ'ını açıyorum. Bu sayfa hakkında ayet, hadis büyük zatın bir şey cümlesi var almış. Bak buradan aldım. Oo, nerelerden toplamış o 14 taneyi? Allah aşkına ya. Şuraya bak ya. Hatta Suyuti Hazretleri dahi sonraki beyitlerde ise 9. asırdan sonra Hazreti Mehdi veya İsa Aleyhisselam'ın gelmesi umulur demiş Suyuti. Büyük hadis ve hafızı muhadislerin ustadı meşhur İbnül Salah. İlk defa duyuyorum ismini. Şöyle der diye devam eder. Ne der? 1. asırda Ömer bin Abdülaziz, 2. asırda İmam-ı Şafi, 3. asırda i̇mam Ebul Hasen'in Eşşari. Fakat başkaları 3. asrı müceddidi için Ebul Abbas, Ahmet bin Ömer bin Şüreyh'tir vesaire sayıyor. Ya bak bu basit şey değil ha. He. Her nur talebesinin elinde olması lazım. Ben bunu çize çize okumuş. Bu normal bir kitap değil. Burada yüzlerce kitabın delilleri yapılmış. Bir bakarsın. Nereye? Ben bunları okudum. Ben bizzatı 1980 85 86'da Fındıkzade'de Rüştü abi yanında kalırken bu zat Mercedes'ini satıp ya Beyrut ya bir yere ya Pakistan bir yere gidiyordu. Bu ustadın şu sözü falan kitaptadır veya ustad demiş. O kitap nerede? Nasıl işte bilmiyorum neyle araştırmış. Ee, oradaki cemaat da mı şey yapmış? Ulema mı beyninde falan yerdeymiş. Sahafçılardanmış. Bir araba parasıymış. Satmış arabayı. Bir kitap aldığını biliyor. Ve kalkmışım ha bu koltukta. Ha böyle sıda kahvede yanımda. Almaz. Ha bu koltukta oturun. Utanmadan sıcak bir ortamda. Elime ayağıma vermişler bunu. Bütün Beyrut'ta Dimeş'ten şuna buna toplamış. Şimdi de böyle. Almaz. Hayır. Lan kork Allah'tan ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ilim, ilim erbabına böyle olur mu? Yakışır mı ya? Biraz saygı, emeğe saygı, emeğe hürmet. Ev gittiğiniz eve, ailenize, bir yere gittiniz. Arkadaşlar, lisanen ifade edin. Kullara teşekkürü bilmeyenler, inanın bana Allah'a şükretmeyi de bilmez. Teşekkür edin, ifade edin. Emeğe saygı gösterin, iltifat edin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok hoş oldu. Bizi bir şey değil ya. Öyle yemeğini yiyip de, ağzını silip kalkma ya iyiliğe teşekkür edin. Peygamber demiş ya, kullara teşekkürü yapmayan Allah'a şükretmez ya. Teşekkür etti ya, nasıl etmem ben. Mekanı cennet olsun. Bu, ilmi ben nerede bulacaktım ya? Allah aşkına ben size anlattım onu. Nerede bulacağım ben bunu? Yani ben nerede bulacağım ya? Mesela şeyi, kıraat imamı. Hafız mesela 80 küsür yaşında. Hafız gitti o hocasından, hocasının şey an filan an filan saydı. Bana okudu. Dur dedim ya. Ben de bunu kaydedeyim. Ondan sonra geldim. Sesli. Ondan sonra durdura durdura. Ben de o kıraat imamı ya. 10 tane kıraat imamı. Ve niye uzatıyorsun bunu? Ben kardeşim bu malzeme şey yapıyorum. Ee, ondan sonra iki tane de ravisi var. Bir yere yapıştırmışım. 19. Mekt mektuba yapıştırdım zannediyorum. Kıraat imamı. Kıraat imamı. 10 tane kıraat imamı var. İki tane de ravisi 30 tane. Yani ben okumakta kıra telaffuz hata yap yapıyorum ya. Aha bak abiler. Bak buraya koydum. Bak. Tamam. Niye koydum? Niye buraya yapıştırdım? Ee, fırtınalar çıkmış ortalık fitne olduğu zaman Cenab-ı Hak fitne hep şer değil. Yani mesela bizde derler ki dere geldi değil mi fırtına oldu? Sular gidiyor. Hah balık geldi demektir. Balıklar mağaradan çıkar bizi toprak kapatmasın diye mağaradaki balıklar sahile çekilir. Biz de serpmeyle sahilde balıkları toplarız. Yani fırtına hep şer değil. Fırtına çıktığı zaman hamiyetli, gayretli insanlar aktif olur. Aktif olur. Hemen kendi sahasında meziyetini nerede? İslam o sahada hizmet etmeye geçmiş. Mesela bak okuyayım. Bu ondan aldım. Bak yapıştırdım buraya. Okuyayım bak mesela. Kıraat imamları her imamın da iki ravisi var. Kıraat imamları iki tane ravisi. Bir, birinci imam, Nafi. İki tane ravisi. Sen hiç duymuş muydun bunu bak? Bak, bir, Nafi. Ravisi, Kalun Verş. İkinci imam, İbni, İbni Kesir. Ravisi, Bezzi. İkincisi, Kumbul. Üçüncüsü, Ebu Emir. Ravisi, Durri ve Susi. 4. İbni Amir. iki ravisi Hişam. ikincisi İbnül Zekvan. Beşincisi hepimizin alış alışına olduğu Hanefi mezhebinin kıraat imamı. İmam Asım iki ravisi var. Ebu Bekir, Şöybe ve Hafs. Hafs. Altıncı imam. Bu çok acayip. Hemze imamın adı. İk ikinci ravileri Galef. ikincisi Galat. Yedincisi, yedinci kıraat imam. Kıssayi, ravileri Ebu, ha Ebu Haris. İkincisi, Hafsı Durri. Sekizinci kıraat imamı. Ebu Canfer. Ebu Canfer. E Ebu Canfer. Ravisi İsebni Virdan. İkincisi Süleyman İbni Cemmas. Nasıl ezberleyeceğim ben bunları? Dokuzuncu imam. Telaffuzum zor. Şeyh. Şeyh Yakup. Ravisi Ruveis Revi 10. imam. Galefil Galefi Aşir Ravisi İshak ve Laris. Amin. Bir hürmeti Seyyid Murselin. Abi bir tane eksik. İmamı Hasan. <laughs> Dildim. <laughs> Keşke olsam ya. Ona hiçbir şey de yok bizde ya. Bizim işimiz ne olacak ya? Ha? Bak şimdi ne verdim? Kıraat imamlarını verdim. Mücedditlerin isimlerini verdim. La Bediüzzaman benim babamın oğlu değil ki ya. İmam-ı Rabbani de öyle ya. Allah şefaatlerimi azar eylesin. Muhyiddin Arabi. Yani bunlar, gönlüm acayip ya. Muhyiddin Arabi. Değil mi öyle? Çok acayip. Rüyama gelmiş o şeceri hilkat yaparken. Mezarına gittim falan. İmam-ı Rabbani Hazretleri gelmiş. Renk ya. Arş-ı arş Azam'ın rengini yaparken... İşte bir o geldi bir o geldi rüyamda. Yani o, tesadüfen yapılmamış o renkler ya. Da geldi. He, yani acayip. Yani ben nasıl sevdiğimi bilmiyorum. Hele Haşir Meydanı'nda o anlatmıştım Geylani Hazretleri'nin. Nasıl seviyorum? Ya Rabbi? anlatamam yani. Mehdi Ali Resul demek Mehdi olsa ayrıdır. Yani sizi şöyle derler. Mehdi Ali Resul kitaplı demektir. Buna örnek vereyim. Size derler ki ya ne kitaplı ya bilmiyor ki. Benim Müslümanım. Nebi ile Resul arasındaki fark biliyorsunuz. Resul irsal olunmuş. Kitap verilmiş. Nebi ise kitap verilmemiş. Önceki peygamberin kitabıyla amelle hükümlü olan zat demektir. Örnek. Musa aleyhisselam Resuldür. Harun aleyhisselam Nebidir. Tabi olduğu için. Tamam. Yani o da peygamberdir. O da peygamber. Ama bazen bir tuhaf sistem de çalışıyor. Yani akıl işi değil ya. Mesela kitap verilen peygamberler hepsine ulul az peygamberi olması gerekirken bir tanesini denmemiş. Suhuf verileni ulul az peygamber yapılmış. Suhuf demek kitap yok ama sayfalar verilmiş. 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa, 100 sayfa verilmiş. Mesela kitap verilen peygamberlerin üçü ul ulul az peygamber yani nebiler var. Bir yani bir de e, resuller var. Bir de ulul az peygamberleri var. Şimdi Ululaz peygamberleri. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Söyleyin iki. Musa aleyhisselam. Ne verildi ona? Tevrat. 3. Üç. İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Ne verildi? İncil. Dördüncüsü kim? Ne kitabı var? Zebur. Olması gerekirken kime verilmiş bunu? Zebur kimindi? Davut Ali. Değil işte bak. Evet. Kitap olduğu halde Risa. Ama Ululaz evet. peygamberi değil. Kaç tane? Muhammed aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Hı. Davut Ali kitabı olduğu halde şey yok. Ulul peygamberi değil. Yani akıl işi değil bu işler yani. Şimdi niye bu kadar durduk? Mehdi ile Mehdi Ali Resul farklı. Başka ne farklı abiler? Süfyan ile Deccal farklı. Süfyan-ı Deccal denmesinin sebebi üniversite diplomasında lise diploması da olduğu için. Süfyan-ı Deccal İslam içinde gelene Deccal ise beşer dünyasına gelene deniliyor. Bütün beşere. Mesela Deccal bütün beşere gelen inkar uliyet kim o? Ustad söylüyor. Lenin. Yani komünizm. Temsilcisi o. O uygulayıcısı. Birisi yapan, getiren sistemi tam uygulayamadan vefat eder veya tam şartlar müsait değil. Ama o onun getirdiği sistem oturdu ama genellemesi daha zalim. Troçki yaptı. Stalin. O babasını yaptı. Lenin sistemi kurdu. Ama Stalin ve Troçki katliam yaptılar. ya. Yani. Bu beşer dünyasında. Lenin neyi getirdi? İnkar hürriyeti getirdi. Beşerin deccalıdır. Sonası. Alemi İslam'ın da, alemi İslam'ın İnna da söylüyor. Süfyan onu e, kitabın adını da şey yapayım. Ahmet Profesör Ahmet Akgündüz kitap dünyasında satılıyor. İnna ad-deyna yazarsa kitapta orada Alem İslam'ın içinde gelen zatı da orada söylüyor. İn, i̇nna ad-deyna. var Enna ad kel kelkem fesen Rabbiga İhlas Suresi'nin ustadın tefsirini yaparken münafık şeyine yaparken orada anlatıyor. Şimdi Süfyan da farklı bak bunu bilmiyoruz. Deccal da farklı. Süfyanî Deccal denmesi Süfyan ama aynı zamanda Süfyan inkar-ı de soktuğu için yani. Peki Süfyan ne şey yaptı? Bütün ümdeleri, bütün bağları koparır. Yani mazide hiçbir bağ bırakmaz. Ma hiçbir bağ bırakmaz. Hiç ama. Ne eser, ne şans. Geçmişi geleceğe taşıyacak hiçbir çınar bırakmaz. Maziden koparır. Ne kitapla kalır ne soyla bir bağ kalır ne de bir tedrisat kalır. Hiçbir şey yapma, şey bırakmaz. Tamamen müstakil bir ada gibi yapar. Bu İslam içinde gelene Süfyan-ı Deccal denilir. Çok acayip. Tarih böyle bir şey görmemiş. Görmemiş evet. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle bir şey gelmi gelmemiş. Sadece Hazreti Ömer miydi abi suretini görüyor? Evet hiddet ediyor. Hiddet ediyor. Ama biz gayet rahat. Hiddet edene de hiddet ediyoruz. Sırf simasını görmüyoruz. Evet, de O zaman demek ki Hazreti Ömer öyle bir şey yapsa bu zamanda kimse arkasında durmaz. Durmaz Hazreti Ömer'in arkasında. Rödi olan. Mecide giderken ya Ömer işte ahir gelecek Süfyan'ı Deccal'ın si ümmetim içindeki çıkacak Süfyan'ı Deccal'ın siması buna benziyor demiş. Kılıcını çekmiş peygamber zor şey yapmış. O ona benzemek de olmaz ya. ya Ömer. Onu öldürmek de olmaz. Diyor. Ölmez. Onu öldüremez. Sonra müthiş bir hadis geliyor o ve onun karşısına üçü çıkacak. Benim evladımdan bir Mehdi Ali Resul çıkacak. İkisi de de yatakta ölür diyor. İkisi de öldürülemez. Benim aklıma bir bu, burada şöyle bir sual geliyor. Mehtali ee, Mehdi Ali Resul ve Süfyaniyet noktasında bu zamana kadar işte birçok zat gelmiş ama bu derece bu meseleyi e, tam izah edilmemiş. hadisler. ihtiyaç olmadığı için ya yapamamış. Mesela aynı birinci mektuptaki mevzu gibi. Hayat tabakalarını yine üstad gibi o denli ortaya koyan aynı Süfyan ve Mehdi meselesinde de yok. Hadisler tam manasıyla tevil edilememiş. Burada edilmesi de zamanın hani nasıl bir şey? Yani evvel burada? çünkü vazifesi onu. Yani vazifesi. Bu da onun aslında vazifesini mi ortaya koyuyor? Yani izah etmesi yani. Tabii. Onu gösteriyor aslında. Evet. evet. Mehdi misal değil. Mehdi'nin kendisidir. Mehdi Ali Resul'dur. Ama Mehdi'nin Mehdi Ali Resul'ün 3 vazifesi var. Gelecek, iman, hayat, şeriat. Kimse mesela ayırmamış değil mi bunu bu derdi? Yok. Bediüzzaman gibi ortaya koymamış. Çünkü sebebi niçin? Ya şeydir tıpta da öyle. i̇bn Sina'nın bilgisinden daha çok bir e, asistan bir bilgi biliyor. peki niye i̇bn Sinan gibi olamıyor? Çünkü i̇bn Sinan i̇bn Zaman'dır. Zaman çocuğudur. Yani ama bu sistemi kurmuş. Detaycı çok bilmek o kadar meziyet değil ki bir asistan ne bileyim bir, bir de, sağlık hocanı doktor iptin sana demek ki daha detay bir mezit değil ki o sistemi kurmuş adam sistemi kurduktan sonra sen onun detayını anlatsan o şey yapmıyorsun onun içindedir yani şimdi dolayısıyla e, Ustad hazretleri e, bu asırda adetullah itibariyle nesil farklı kültür farklı nesil farklı kardeşim Akzeko hiç laf iş yapmıyor hiç ki sonraki ricasız bir iş yapamazsın yaptıramazsın bir tuhaf bir değişik bir nesil akılları farklı mantıkları farklı bakışları farklı olayları e şimdi bunlara bir adam gelmiş her şeyde şey olmaz bir adam gelecek sistemi kuracak onun sistemini devam ettirecek yaverler lazım Ali resul bir asrın Kur'an tefsiri çıkacak. Mehdi Ali Resul eline eser verilmesi lazım. Rusul edilmiş. Eser verilmiş. ilhamen. Nasıl bir ilham? İlhamın seviyesi var. Yedi mertebesi var ilhamın. En zirvede vahim vazifesini yapan şumullu ilham deniliyor Risale'de. Vahiy değil haşa. Ama vahim vazifesini yapan şumullu ilham. Ne demek? Toplumun beklentisi, istediği, ilmen veya fıtraten, halen veya kalen... ...istedikleri sorularına... ...cevap olması lazım. Bu nedir? Sanki sahabe istemiş soruları... ...Peygamber'e gelen ayet. La teşbih ve la temsil. Sahabe soru sormuş... ...Allah Peygamber üzerinden cevap vermiş. Sahabe Peygamber üzerinden Allah'a soruyor. Allah Celle Celaluhu da... ...Peygamber'in üzerine sahabeye... ...ayet indiriyor. La teşbih ve la temsil. Toplumun böyle bir soruları var. lisan hal ve lisan kal. Yani... Fıtraten mesela Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri geldiler. Muallimler okulda bizden bize diyor Allah'tan bahsetmiyorlar. Siz bize Allah'tan bahseder misiniz? Mesela okulda Soru bir sürü sorular takılıyor. E geliyor eve. O da nereye gidecek baba? Komşu komşusuna gidecek hali yok. Medreseye, camilere, derga kim kim eylisi ona gidecek. O sorulara cevap verilmesi lazım. Yeni asrın soruları. Adam cennetin dördüncü tabakasına nasıl gideceğim diye sormuyor ki. Allah var mıdır diyor, soruyor. Ee, o zaman bu Mehdi Ali Resul asrın ihtiyaçlarına cevap verecek bir eserin vücuda gelmesine sebep olacak. Sonra onun içinde bir zat da gelecek. Kendi talebesinde. gelip okuyacağım da ben ders bittiği diye. O bir cemiyet hayatında şair-i düzeltecek bir zat gelecek. O da Mehdi'dir. Mehdi Ali Resul değil. Mehdi Ali Resul şemsesinin içinde Mehdi Ali Resul'un talebesidir. Talebedir. Talebe. Yani nur talebesidir. Nedir o? İki tane de Mehdi gelecek. Bir siyasi, bir hukukta. Siyasette gelecek Mehdi şair İslami'yi düzeltecek. Ondan sonra cemiyette İslam İslam nasıl yaşanır onları düzenleyecek. Bir de İslam hukukunu iş yapacak. İlle Türkiye değil. 58 tane İslam devleti var. Hepsinin kültürü ayrı, örfü ayrı, geleneği ayrı. Orada şairlerin düzeltilmesi, İslam hukukunu ona uygulanması. Neye benziyor adeta? Ee, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, Ahmet bin Ambel, İmam-ı Azam. Bunlar örf, kültür, gelenek ve yöre farklılığından ortaya çıkan bir ihtiyaçça cevaptı. Ama o gelecek zat bunları... Ee, şairi ve hukuku her bölgeye ait. Mesela profesör girecek lates bir ilkokula uygun, ortaokula uygun, liseye ve üniversite uygun ders verecek gibi. Mehdi de o siya, siyasi Mehdi şair-i düzeltecek. Ötekisi de hukuktaki Mehdi Cezayir'deki hukukla yani İslam hukuku geçiş mesela diyelim Me veya daha da Doğu Türkistan'da, Dağistan'da ne bileyim Türkiye'de yani kültür geri kalmışlıklar var yani ekonomik vesaire. Onların arasını kısa zamanda kapatacak hukuk, İslam hukukunun mertebeleri. Onlar konulacak. Sonra bir mektebi alinin talebeleri imiş gibi. hal bir zaman geçtikten sonra bütün İslam devletleri bir muallimi dinleyecek duruma geldiği zaman mezhepler kalkacak. Tek mezhep olacak. Hepsi aynı şeyi bir aynı hocanın sınıftaki talebeleri durumuna gelince İslam devletleri mezhepler kalkacak. Adetullah böyle çalışıyor. Demek ki şemsiyi kuran yani asrın ihtiyaçlarını ki imani mev, imandır. iman Çünkü soru, şüpheler imanı götürüyor ne özellikle. Zaten hukuk İslamiye kitaplarda mevcut. Şair İslamiye e, kitaplarda mevcut. Ama asın getirisi getirdikleri var. Tereddüt, şüphe, küfür, inkar, şüphe. Bir sürü sorular var. Helak edici, küfre götürücü. Onları hikmet lisanıyla cevap verecek bir eser. O da Risale-i Nur'dur. Ve bu asırda tasip söylüyorsun. Varsa onu da okuyalım. Yani bu asrın sorularına cevap verecek bir eser varsa tamam söylesinler. Söylesinler de ben de bilmiyorum yani. Bu kadar kitap okudum ama bu asrın ihtiyaçlarına cevap verecek Eser varsa müceddit ol müceddittir yani. Ama alıp da e, bir Kur'an ayetlerini geçmiş asırlardan yeni asrın filozoflarının bilgileriyle harmanlayıp harmanlayıp ayete mana vermek müceddittik değil o. Müceddidin özelliği müfessir gibi olmamasının özelliği şu. Müfessir Kur'an'ı tefsir eden Kur'an'ın Fatihasından girer, Nas suresinden çıkar atlamaz hiç. Tefsir böyle. Mücedid ise Kur'an'ı tefsir etmiyor. Kur'an tefsir etmiyor. Ee, böyle Kur'an'ı böyle sırayla bir tefsir yok. Cemiyete bakıyor. Hastalıklarını tespit ve teşhis ediyor. Böyle bir cemiyete dinin, Kur'an'ın, peygamberin cevabını bunlara uygun belagat ve hikmet lisanıyla anlatmak. Belagat ve hikmet lisanıyla Kur'an'la bunları barıştırmak. Kur'an'ın dersini, mana mertebelerini bunlara uygun anlatmak. Bu işte bu meslek, bu müceditlik mesleği Kur'an'ın Fatiha'sından girip Nas'tan çıkacak tefsire değil bu. Nedir o? Muhatabı cemiyettir. Asıl imamı nedir? Karşısında cemiyeti görüyor ve onun cevabı olan Kur'an. Bu Kur'an'ın muhteviyatı, nihayetsiz mana mertebelerini, nihayetsiz mana hakikatlarını belagat ve Hikmet lisanıyla toplumun teşhis ve tespit ettiği sorularına, dertlerine, sıkıntılarına cevap verecek. Bu veren esere müceddit denilir. Müceddit. Bu mecedit bu iman hizmeti deniliyor. Usta diyor ki bu hizmete iman hizmetidir. Sikke-i tasdik gaybiyede zamanımız geldi. Ezan okundu. Sonra devam edeceğiz. Risale-i Nur bu mücedditliğin üç vazifesinden bir tanesi olan iman hizmetini yaptı. İman hizmeti bu. Ha ama bitti mi hizmet? Mehdali Resulun 3 vazifesi vardı. Birisi iman hizmeti. Birisi siyaset, birisi de hukuk. İman hizmeti ondan önce yapıldı. Şimdi ne gelecek? şair İslamiye, siyasi mehti. Aynı zamanda hu hukuk İslamiyede bir müceddit gelecek. Ha, onlar bunlar kim? Risale-i Nur'dan ve Ustad'dan kopuk mai Nur talebeleridirler. Hepsi de bir Mehdi'dir. Mehdi Ali Resul değildir. Yani Nebi gibidir. Kitap verilmiş bir eser verilmiş değil. Zaten siyasi Mehdi'nin elinde hukuku İslamiye zaten kitaplarda var. Veya şair İslamiye zaten kitaplarda var. Eser verilmesine gerek yok. Ama iman hizmeti öyle değil. Okuyun bitiriyorum. Mehdi Ali Resul'un temsil ettiği kutsi cemaat. Yani böyle bir şemsiye. Bu eserin temsil ettiği şahsı manevisinin 3 vazifesi var. Yani bunun dışında olmayacak. Metin ben böyle diyerek bazılar beni topa tutuyor. Ya her şey ustad her şey Risale-i Nur değil kardeşim öyle. Öyle değil. Şahsi manevi Risale-i Nur. Risale nedir? Mehdi Ali Resul vazifesini yapıyor. Üç vazifesini deruhte de etmiş. Ustad bunun mümesilidir. Sonra bu Risale-i Nur'un yani Şah Mehdi Ali Resul'un cemaatinin oluşturduğu bir şahsı manevi var. Bu şahs-ı manevin üç vazifesi var. Birinci vazifesi eğer çabuk kıyamet kopmasa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmasa o vazifeler onun cemiyeti yani Mehdi Ali Resul'un cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet ilahiyeden bekliyoruz ve onun üç büyük vazifesi olacak Mehdi Ali Resul. Ne bir tanesi nedir? İman hizmeti. Kaç okuyacağız ha burada. Bak şimdi abiler bak gösteriyorum. Biri buraya kadar okuduk. Şuradan. Bütün konuşmalarımız buydu. Ha, sonra üç vazifesi. Birinci vazife Mehdi Ali Resul'ün. Doktor. Bak abi Mehdi Ali Resul'ün birinci vazifesi iman hizmeti. İkinci vazifesi şair-i İslamiye. Üçüncü vazifesi şeriat-ı Muhammediye. Üç vazifesi. Kim yapacak bunu? Mehdi Ali Resul. Ha, bu şahsiyet-i manevi kuruldu. Ustad bunun ilk vazifesin iman hizmetini risalunlarla yapıldı. Şimdi ne kaldı? Eee hilafeti, hilafetin ve hukukun iyası gene bu cemaat. Şahs-ı manevi ile hareket edecek o fert, fert başı tek başına yapamaz. O şa o şahs-ı manevi temsilcisi siyasi Mehdi olacak. Bu da hukuk hukukta Mehdi olacak. Mehdi olacak. Çıplak kelime bak. Mehdi Mehdi Ali Resul değil. Olmuş mu abi? Olacak mı bir tanesi? Ee, i̇man hizmeti tamam. İkincisi siyasi şey e, çıksın da görelim. Sen çıksın da görelim. Şair İslam'ı iyi, iyi çık. Ama alametleri var mı? Var ama e, şey olması lazım, yapılması lazım. De değil mi? Ayasofya, Risale-i Nur'un devlet eliyle basılması, siyasi bak. Ayasofya, devlet eliyle basılması risale -i. Okullara ders konması, iddiada İslam'a sebep olması siyasi şeyin, şair İslam için eksikliği şair İslamiye ve devlete e, okullara mı koymak? Zaman zaman gösterecek. Bakayım ileriki tarihlerde ne gösterecek? Şair İslamiye nasıl e, olabilir? E, bir madde kaldı ayası, e, anayasada. O kalkarsa şair İslamiye patlayacak bir anda. Yani şair İslamiye neşrleme bulacak. Bir madde kaldık. Anayasada bir madde var. Onu da kaldırmaya muvaffak olursa bitti. Mesela bedel ödedi şey. Ezanı aslına döndürdü Menderes. Ondan sonra şey Turgut Ozal 163'ü kaldırdı. Şehit olarak bedel ödedi. Ondan sonra adam siyasette yapmak istedi epey muvaffak oldu Erbakan siyasette, teknolojide. Ama onu bazılar dediği için söylüyorum. Hayır böyle. Şair-i olan, namzet olacak şahsın şu vazifeleri var. Bir, e, İslami örf adetleri, ananeleri uygulamaya çalışacak. Risale-i Nur'u devlet eliyle basacak. Okullarına koyacak. En büyük vazifesi Ayasofya'yı açacak. En büyük vazifesi gene İttihat İslam'ı çalışacak. Hepsi bir anda olmuyor. Kaldı bir, bir iki tane bir şey kaldı. Yani şair İslamiye cemiyete uygulanabilmesi için bir milliyetim eline geçmesi lazım. Diyanet de değil. Milliyetim yani. Bu ne zaman bir siyasi bir madde var anayasada. Kalktığı zaman şair İslamiye de bir anda patlayacak yani. Şu anda bazı böyle bağnaz Müslümanlarım var benim. Ya niye milletim şey yapıyor? Kardeşim anlayamıyor musun? Anlay Olmaz. Yapamaz. İmza atılmış, teslim edilmiş, satılmış. Milli eğitim Amerikalara verilmiş. Askeriye çok şükür onların elindeydi. Dizginin elinden kurtaracak Rus'tan. Kurtardı. Şu anda e, milli Türklerin elinde değil. Müfredatlarının programını Amerikalara yapar. Bu imzalanmış bu bilinen bir şey. Ben yeni bir şey çıkartmıyorum ki bilinen bir şey ya. İmzalanmış adam. Mesela şimdiye kadar e, Türk ordusundaki sistem hep mudafa eğitimiydi. Hep. Ben eğitim çavuşuydum. Hep mudafa, gelen saldırıya karşı mı Şimdi Türkiye'de 1920'den sonra 1920'de yapılmış, 2020'de bitti anlaşma. Şimdi Türk ordusu Türklerindir. Ne yapıyor? Şu anda mudafa değil, saldırı eğitimi yapılıyor. Değiştirilmiş. Onun için muvaffak olunuyor. Bu anlaşmalar bitmeden bir daha istedikleri hükümet gelip bir daha imzalarlarsa 100 sene daha ileriye gider. Anladınız yani Sizi böyle bir şey istiyorlar ama Allah hükmünü icra edecek. Yani ne yaparlarsa boş artık. Ne yaparlarsa boş. Ne yaparlarsa adınız gibi bilin son cümlem olsun. İslam'ın aleyhine ne planlarsa planlasınlar toplumda bilmem ne ne çıkarlar. Hepsi gide gide hep onların aleyhine İslam'ın lehine dönmüş. Ne zaman? 2008'den sonra. Her şeyin İslam'ın lehine dönmeye başlamış. Küfrün zirvesi 28 Şubat'tı. 1998'di. Motorda üst ölü nokta. Piston çıktı ondan sonra aşağıya. Her şey ondan sonra bir durağın başladı. 2008'den sonra İslam'ın lehine başladı. Start'ı 2018'de aldı. 2023'te Allah'ın izniyle X durumuna gelecek. Yani böyle bağnaz bazılarının böyle şey çırkanlığı gibi yani kuru kuru bir şey istiyordu ama Adetullah kanununda haberi yok. Niye Risale'nin okullarda ders değil? Niye milletim şöyle yapamıyor? Bilmiyor ki. Ya Türkiye kendi parasını kendi basamadığını da bilmiyor ki. Dolar ve altın kurunu hükümette devlet arakası daha gıda terörünü önleyemiyor ya. Adam 25 liralık, 35 lira mı? 25 liralık peyniri 85 bin liraya yapıyor bir gecede. Bu terör değil de nedir? Halkı kışkırtmak, hükümeti düşürmek için yapılıyor. Her sahada hücum ediliyor. Anlayamıyor ki. Pahalılık diyor. Tam kim yaptı ya? Onlar yapıyor. Ya doları onlar ayarlar. Kuru onlar ayarlar altın. Senin Türk paran onlar basar. Milliyetim onların elinde. Çok şükür ordu ku, eğitimi Türklere geçti şimdi. İmit onların elindeydi. Yani inşallah Müslümanlar İslamiyet'i bilirlerse onlar da hadlerini bilirler yani. Yani kolay değil. Yani adam diyor ki ya zam oldu. Tabii ki zam oldu. Tabii ki zam olacak. Adam her konuda savaşıyor. Dolarla savaşıyor. Altınla savaşıyor. Siyasette savaştı. Askeriyle savaşıyor. En tesirli silah ne şu anda? İki silah kaldı. Çok ucuz. Çok tesirli. Bir tane silahları kaldı. Bir daha. Çok ucuz, çok tesirli. Ama Müslümanlar bilirse bunu maküsen olur. Tersine döner. Nedir o? Fitne. iftiraya. yani. Çok ucuz, çok büyük neticesi var. Fitneyi at, çamura tutmasa da izi kalır. Fitne. Fitne, peygamber demiş ki aleyhissalatü vesselam ama o sırrı bilmiyorlar. Fitneyi çıkartanı Allah lanet etsin diyor. Onlara lanet dönüşecek bu. Ama Müslüman bilmesi lazım şunu. Çok ucuz bir silah ama tesiri çok büyük. Nedir o? Fitne. At birisine deseler şimdi tanesi çıksa. Kadın veya yani çocuk. Ne ile çıkar? Nasıl çıkar? Verirler iğneyi kadına. Veya sana verirler bir ilacı. Abuk subuk şeyler söylersin. Abuk subuk yerleri gider. Abuk subuk şeyler hiç sana yakışmayan şey yaparsın. Veya bir tanesine verirler bir tane kadına ilacı veya büyük bir para. Bana Kadir şöyle laf attı, böyle yaptı, böyle etti. Ayakta pirincin taşını. Millet de der ki vay be. O ne adam biliyordu lan. Ne alçak adammış ya. Şuna bak ya. Biz de Müslüman hemen inanıyoruz. Vay alçak vay diyoruz. Oldu mu yani şimdi? Peki niye onun serişi, bir sürü geçmişi var ona bakmıyorsun? Bu adama e eletik mi verildi, hap mı verildi, ilaç mı verildi, tehdit mi edildi, ne yapıldı? bu erkeğe böyle olduğu gibi kadına da öyle. Ya sana yaparlar. Mehmet de bir tanesi der ki ben o Mehmet falan falan Mehmet falanca kalan. E, o bana böyle yapmıştı böyle demişti. İnanacak mısınız hemen ya? Oldu mu şimdi yani? Yani çok tesirli çok ucuz. Ha Müslümanın zaafından istifade ediliyor. Vay biz de bir şey biliyorduk. Başına bir hal gelse hak etmişti tokatı. Hiç lafta dinle, dinlemiyordu. Zındıkların oyununa şefkat tokatı diyor. Vay benim Müslümanım vay ne zaman uyanacaksın? Sopayla uyanacağız. ve ahırda vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Nasıl tespit eder? Yani nasıl kurtulur? Sonuçtan süreci takip ederse kimin olduğunu anlar. Bir daha bu fitne kimin işine yarıyor? Bu süreci de onlar başlatmış. Bir daha. Bu sonuç kimin işine yarıyorsa bu süreci de yapan onlardır. Adınız gibi bilir. Polis de kullanılır bu. Benim müdürüm buradan gitti. Ben müdürdüm. Burada müdürdüm diyelim. Tamam. Benim ayağımı kaydırdılar. Polis kullanılıyor bu. Ne demek bu? Kim benim ayağımı kaydırdı? İftirayla şuna buna. Benim tayinim niye yüksek ovaya çıktı? Burada müdürdüm. Diyor ki bu polisi müdürün, müdürün ayağını kim kaydırdı? Bu kaydıktan sonra bu makam kimin eline geçmişse, kimin işine yarıyorsa ya o adamdır veya onların adamıdır. Bu makama kim istismar ediyorsa onun ayağını o kaydırdı. Bir fitneyi kim çıkarttı görmek istiyorsanız sonuca bakın. Sonuç kimin işine yarıyorsa bu fitneyi onlar çıkarttı. Bunun sahibi de onlardır. Zaten bu olsun diye yapmışlar. Sonuçtan sürece bakarsanız fitnenin başını anlarsınız. O yılandır. Onu fiilen kafasını ezin. Fiilen. Tamam. Peki. Tekrar tamam. El Fatiha. <laughs>